Hizmette önceliğimiz sizin memnuniyetiniz. Farkımız biz Akka Tur'uz. Akka Tur telefon 444 4 319. Tribünden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Uzun bir bayram tatilinden sonra PTT 1. Lig bu hafta başladı. Ancak Balıkesir Spor deplasmanda Samsun Spor'a 3-0 mağlup olarak liderlik koltuğundan indi. Balıkesir Spor'un bu mağlubiyetini biraz sonra konuşacağız ama ee, uzun lig maratonunda bu tür yol kazalarının olabileceğini herkesin e, aklına getirmesi lazım. Çünkü güçlü rakiplerle oynuyoruz ve lig e, bu haftadan sonra daha da zorlaşacak. Nitekim oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve e, alt sıralardaki takımların dirençleri bu dirençlere bir örnek Fethiye'yi verebiliriz. Çünkü Fethiye Spor ligin sonuncu takımı olmasına rağmen Ordu Spor'u e, zorladı. 3-0'lık mağlubiyete rağmen genel anlamıyla baktığımızda Ordu Spor'un penaltıdan attığı iki gol ve e, sonuçta 3-0'lık mağlubiyeti gözükmesine rağmen Fethiye Spor'un dahi e, lige e, tutunmaya çalıştığının bir göstergesiydi bu maç. Onun için Bundan sonra artık kolay maç yok. Balıkesir Spor için de, diğer takımlar için de bu tür hadiseler olabilir. Ama bu sonucu kabullenip Balıkesir Spor'a bu dakikadan sonra daha çok sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü bu takım bizim. Başka Balıkesir Spor yok. Bu mağlubiyetle ya da birkaç mağlubiyetle Balıkesir Spor'u çok sert bir şekilde eleştirip ya da Balıkesir Spor'u idare edenleri çok sert şekilde eleştirip bir sonuç alamayız. Sadece ve sadece e, takımımızın ve e, Balıkesir Spor'un dengesini bozarız ki bu gibi sonuçlarla daha önceden karşılaşmıştık biliyorsunuz. Daha önceki yıllarda Balıkesir Spor'un bu, bunun acılarını çok çekmişti. Bir daha bu acıları çekmek istemiyoruz. Ha, bunu söylerken hiç eleştirilmesin mi? Eleştirilsin. Ama saygı ve saygı e, ve sevgi kuralları içerisinde hiç kimsenin kişiliğine, hiç kimsenin e, yaptığı işe saygısızlık yaparak değil de saygıyla ve onu doğru yöne sevk eden biçimde eleştiriler yapmamız gerektiğine inanıyorum. Bu itibarla Balıkesir bu mağlubiyetini de çok önemsemiyoruz. Önemsenmemesi de gerekir. Onu unuttuk. Önümüzdeki buca maçına bakıyoruz. İnşallah buca maçını kazanarak tekrar Balıkesir Sporu layık olduğu yerlere taşıyacaktır bu futbolcular ve teknik kadro. Öncelikle buna inanalım. Evet bugün Yüksel Soyer tribün konuğum. Yüksel Soyer'le hem Balıkesir Spor hem de genel olarak futbol söyleşimiz olacak. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Zeki Bey. Ee, bayramı geçirdik. Bayramdan evet. sonra aldığımız netice o tadı damağımızda kalan bayramın e, sevincine, sevinciyle örtüşmedi. Ama sonuçta dediğimiz gibi bu hayatın bir gerçeği. Tabii. Üç ihtimalli neticelerin alındığı bir oyun oynuyoruz. Sonuçta bu bir oyun. Bu oyunu sadece e, ikisini kaybettik bugüne kadar. Genel anlamıyla baktığımızda Balıkesir Spor şu ana kadar başarılı buluyoruz. Öyle değil mi? Evet. E, biz bunlara iş kazası diyoruz futbolda. Bu, e, bu iş kazası bir aile e, çoğaldı. Sadece bize mahsus değil bu durumlar. Biz e, sezon başında figüstürü önümüze koyduğumuzda e, çok iyi bir figüstür avantajımızın olduğunu ilk 5-6 haftanın e, Balıkesir'in kayıpsız kapatabileceğini e, burada e, daha önceki söyleşimizde dile getirmiştik. E, şimdi e, Balıkesir hazır bir takımda, takım e, görüntüsündeydi hazırlık maçlarında da. Gerçekten ilk haftalarda figüstürün verdiği avantajlarla işte işte 5'te 5'ler gibi bir duruma geldik. Fakat biz daha sezonun gene başındayız. Diğer takımlar da kendini ilk 5 haftayı tamamladıktan sonra kendilerini buldular. Gerek güçlerini de ortaya koyunca şimdi artık bu haftalardan sonra takımlar güçleri ve puan sıralamasındaki yerleri daha netleşecek, daha belirgin ol olacak. Onun için bu alınan mağlubiyetler, beraberlikler bizi yolumuzdan yani şampiyonluk hedefimizden ala koymasın. Koymamalı da zaten. Bunda alınacak, kırılacak, bir tarafları üzecek, hal ve hareketin içine girecek bir durumumuz da yok. Olmamalı da taraftarında. Ama tenkit edeceğiz gayet tabii. Bu yapıcı tenkitler olacak. Kimsenin profesyoneller, kimsenin yaptığı işe e, ...karışacak durumumuz yok. o e, Bizim sporcu kardeşlerimiz de en iyisini yapmak ister. Şimdi bayramda bir bayram hediyesi vermek istemez ki. Tabii ki ister. Onlar şu an ben biliyorum... E, ...bunları bir yaşadık e, sporculuk hayatımızda. Hepimizden çok daha üzgünler. Bir, i̇lk defa e, bir maçta üç gol yemiş. İlk defa bir maçta hiç gol atmadan bir maçı tamamlamış. E, dokuzuncu e, haftada, sekizinci maçında. E, bunlar bizden çok... E, Kardeşlerimizi, sporcu kardeşlerimizi. İlk 7 haftada 2 yedi gol yedik. 8. haftada 3 gol birden yedik. Yani tamam. Yani ilk 7 haftalık performansımız olağanüstüydü. Zaten bu performansla lider olduk. Evet. Fakat dünyanın hiçbir liginde bütün maçlarını kazanıp da şampiyon olan bir takım... Duymadık, duyamayız da. Var, da. var mutlaka var. Yani namalup ikinci takımları bile var. Evet. Ama çok zor. Yani bunu herkesin başarabildiği hadiseler değil. Onun için ben Balıkesir Spor'un yani şampiyonluk hedefiyle lige başladığını da duymadım hiç. Yani hiç kimse kalkıp da ne teknik adam, ne yönetim kurulu, ne başkan. Biz şampiyonluğa oynuyoruz. Kesin şampiyon bir takım yaratmaya çalışıyoruz demedi. Sezon başında herkes bunda... çıktı. Evet. Herkes çıktı dedi ki, son derece oturaklı bir şekilde işte biz bu ligi bakalım bir tanıyalım. Bir ölçelim, biçelim, tartalım. Ondan sonra bakacağız duruma dediler. Evet. Ama ilk 7 haftada alınan başarılı sonuçlarla kent bir anda şampiyonluk hayallerine daldı. En büyük tehlikenin de daha önceki söyleşimizde bunu söyledik. En büyük tehlikenin de o olduğunu Söyledik. Hatta burada gene bir programımızda e, dedik e, sakın ha bu 3-5 hafta iyi gidersek bunu bu havaya getirmeyelim, girmeyelim. Fakat şu var benim e, çok rahat oldum. Elimizdeki kadromuz siz her ne kadar şampiyonluk için yönetim ve e, teknik e, e, heyetin bir hedef koymadığını söyleseniz de e, istikrarın korunması bir takımda, istikrarın korunması eksik olan yerlere yapılacak olan takviyeler... E, ışığı gösterir. Balıkesir Spor'un şampiyonluğa e, odaklandığını gösterir, biz onu hissettik. Ben şahsen hissetmiştim. E, kaybettiği bir şey de yok. Yani bu... bu iş kazası dediğimiz, bu mağlubiyetler olacak, beraberlikler olacak... ama... E, sporcusuyla ki bizde çok tecrübeli bir kadromuz var... yönetimiyle ki çok tecrübeli bir yönetim var... E, teknik heyetiyle çok tecrübeli bir teknik heyeti var. E, bizim gene hedefimiz şampiyonluktur. Ama Bizim hedefimiz şampiyonluksa e, alacağımız muhalifetlerde de taraftarımıza büyük iş düşüyor. E, nasıl bakıyoruz? Artık takım olma diyoruz biz. Bakıyoruz, e, mağlup olan takımı, galip gelen takımı taraftar alkışlıyor. Mağlup olan kendi takımını kendi sahasında bile e, gene alkışlıyor. İşte işte biz bunları yapabilirsek zaten takım olmuşuk, camia olmuşuk demektir. Onun için ben bu bu haftaki bu cam maçında da taraftarımızın gene o sırada dolduracağını, takımını bağrına basacağını, onları o taraftarın 12. adam dediğimiz taraftarımızın motive edeceğini ve bu cam maçıyla biz gene lige döneceğimizden hiç kuşkum yok. Eminim ama ondan sonraki bir 3-4 haftalık periyot da bizi zorlayabilir. E, bu e, önemli maçlara çıkacağız çünkü. Artık takımlar hazır. Takımların eksiği yok. Var olan eksiklerini de zaten devre arasında tamamlayacaklardır. E, teknik heyetler bu var olan eksiklerini de e, yazmışlardır. Şimdi bu hafta üzüldük ama aslında sevineceğimiz hadiseler de var. Ne var? Evet. E, eğer biz mağlup olduğumuz hafta diğer rakiplerimiz yani üst sıraları hedefleyen rakiplerimiz galip gelseydi üzülürdük. Ayardaki puan farkı tabii ki oldu. Şimdi ne oldu? Balıkesir Spor mağlup oldu tamam. Fakat Ankara Spor da mağlup oldu. Evet. Hem de kendi evinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor'a. İstanbul Büyükşehir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Manisa Spor'a mağlup oldu. Evet. Şanlıurfa Spor kendi evinde hem de 4-3 gibi yani hiç kimsenin tahmin etmediği bir şekilde Bolu Spor'a mağlup oldu. Evet. Ve bakıyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyespor Spor, Ankara Spor, Şanlıurfa Spor gibi takımlar Balıkesir Spor'un belki de 2-3 kat transfer bütçesine sahip takımlarda sezon evet. başında. Evet. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un Spor'un şu kadrosu geçtiğimiz yıl Süper Lig'den sürpriz bir şekilde PTT 1. Ligi'ne evet, düştü kadro doğru. Yani bana göre İstanbul Büyükşehir'in bu kadrosu PTT 1. Lig kadrosu değil. Değil muhakkak tabii. Bunu ekonomik anlamda söylüyorsunuz değil. Hem ekonomik evet. anlamda hem kadro yapısı olarak. Evet. Yani hiç kimse PTT 1. Lig takımı diyemez İstanbul Büyükşehir'e. Ama aldığı sonuçlar ortada işte. Ve şu anda bizden daha geride. Balıkesir Spor 8 maçta aldığı 18 puanla 3. sırada İstanbul Büyükşehir Belediyespor Spor 9 maçta 16 puana sahip ve 5. sırada. Evet. Yani kaybolmuş bir şey yok. Şimdi bakıyoruz. Balıkesirspor'un bu mağlubiyetiyle sanki rüya bitti. işte uyanlık. Artık acı gerçekler bizi bekliyor şeklinde bir takım yorumlar yapıldı. Hayır, bunda, Böyle bir bunda... şey yok. Bunlar çok yanlış yorumlar. Böyle bir şey yok. Bizden, e, teknik direktörümüz, hocamız da e, buradan bir ders aldık dedi. Onun da gördüğü bir şey var. Gördüğü şeyler de bizler de tahmin ediyoruz. E, kesinlikle yani böyle e, bu, bu bu beklentinin içinde olmamak lazım. Şampiyonluk beklentisinin içinde de olmamak lazım. Evet. Yani kaçtı şampiyonluk. Hiç kimseye e, şu anda hiçbir takım bugün Ordu Spor lider durumda. Ordu da e, ben şampiyonum diyemez. yani Kimse diyemez, böyle bir şey yok. Ki... E, Ankara Spor... iyi bir takım. Sıralamaya bakıyoruz şöyle üst sıralara. Üst sıraların içinde... E, Buca Buca ve üstü yani... Bolu ve üstüne bakıyoruz. İlk 10 takıma. Bolu gitmiş... E, 4 tane atmış, 4-3 maçı almış, dönmüş Şanlıurfa'dan. Ankara'ya bakıyoruz. Gaz işe e, yenilmiş. Mersin İtmayordu'nun bugün maçı var. Şayet e, galip gelirse gizli lider bana göre Mersin. Mersin'de Denizli ile maçı. Denizli e, en alttan 3. 5 puanla 3. E, sırada. Hiç kimsenin e, şampiyon ben şampiyonum. Biz şampiyonluktan düştük. Camiaların bir kere böyle bir şey dediği zaman camia olma şansı ortadan kalkıyor. İşte bu bütünlük yönetimi e, taraftarı ve sporcusu burada e, beni beni çok rahatlatan bir şey var Onu sizinle paylaşmak isterim Zeki Bey şimdi bizim çok iyi bir kadromuz var çok deneyimli bir kadromuz var bakmayın siz 3-0 yenildik ama e, atılan goller birinci golde yapılacak hiçbir şey yok yani evet. onu onu ben yemem ben bunu bu, bu böyle bir, diyecek doğru. hiçbir yani, şey doğru yani yani onu Hiçbir kalecinin çıkarma şansı yok. Çok iyi vurdu yani. Ee, i̇kinci golde... E, ...kaptan olarak çıktı e, Ahmet. Samsun'da da daha önce oynadığı için... ...takım bir jest yapmış ona. Kaptanın puzzle bandını vermiş. Kaptan olarak çıktı. ha Kaptana yakışır mıydı? Hayır. O, o golde... E, ...çok tesadüfi bir gol oldu. Zaten gol... ...gol vuruşu değildi. Gol vuruşu değildi o. İşte çarptı, geldi. Direkt döndü, gitti. E, içeride kaldı. E, Balıkesir taraftarıyla, yönetimiyle, teknik eretiyle cami olmak mecburiyetinde. Onu da bu hafta Bolu maçında Balıkesir taraftarının sahaya gelişinden biz bunu anlayacağız. Bakalım bize neyi gösterecek? Balıkesir taraftarı bu 3-0'lık eee mağlubiyeti ne kadar hazmetmiş onu göreceğiz. Bize bu Balıkesir taraftarı bu hafta e, kimliğini ortaya koyacak. Ya şimdi şu var bak, yüksel abi. Şimdi ben Balıkesir Spor olunca inan bana yani ben kendim yani bir işte başarısız olmuşum gibi üzülüyorum. Sorumlu hissediyorum kendimi. Yani kendi açıma konuşuyorum. Ve ağrıma gidiyor. Ama şimdi dışarıya baktığın zaman mesela bazı kesimlere baktığın zaman bu böyle yansımayabiliyor. Hani şimdi belki amiyane bir tabir olacak ama yani ben bıyık altından gülemiyorum. Balık esporun mağlubiyetine. Gülemiyorum ya. Ağrıma gidiyor. Üzülüyor. Ama herkesin sizin gibi olması lazım. Şimdi herkesin Peki. üzülmesi lazım. Tabii ki. Herkes üzülürse Balıkesir Spor işte sizin dediğiniz gibi Balıkesir Spor'un o gerçek taraftarı bir irade beyanında bulunabilir ancak balık sporla ilgili. Evet. Ama şimdi yarısı üzülüp yarısı sevinirse bu iş olmaz. Olmaz. Sonuçta bu takım kimin? Bizim. Bu şehir kimin? Bizim. Efendim bu futbolcular kimin? Bizim. Kim için oynuyor bunlar? Bizim için oynuyor. Evet. Teknik kadro hatası da olabilir ama bizim teknik kadro. Yönetim hatası da olabilir ama seçilmiştir, gelmiştir. O görev bizim yönetim kurulundur. Yani kişilere veya herhangi bir düşünceye karşı çıkmak demek, Balıkesir Sporu eleştirmek demek değil. Ha eleştirilsin, ben eleştirilmesin demiyorum. Mesela ben, ben de eleştiriyorum. Herkese... Al işte eleştiriyorum, söylüyorum. Aya, aya, aya. Muhammed Reis neden oyundan alındı? Hadi buyurun bakalım. Neden? Neden yani? balık topu topu iki tane pozisyonu var. Serbest vuruşlardan. ikisi de ölü top. İkisi de ölü top ve ikisinin e, arkasındaki de Muhammed arkasındaki Reis. isim Muhammed Reis. Yani bizi gole belki de götürebilecek en önemli kramponlardan bir neden. Sakatlandı mı? Ya da başka bir şey mi oldu? Bilmiyoruz. Maç öncesi bir rahatsızlığı olabilir. Ha, olabilir. Ha, o da olabilir. Ama... ama, size katılıyorum yani Muhammed Reis'in. Ha şimdi neden yani? Ben mesela bu şekilde eleştirebilirim. Ama yani balık Balıkesir'in bu mağlubiyetinden maalesef yani bazıları gibi bıyık altından gülemem. Yani. Çünkü sonuçta hep çileyi cefayı balık espor çekiyor. Kişiler bir takım makamlar, mevkiler gelip geçiyor. Muhakkak tabii. Ama çilesini ve cefasını balık espor çekiyor. Muhakkak tabii. Onun için balık esporu bu cefayı çektirmememiz lazım. O zaman buradan bir çağrı yapalım. Bu haftaki Bolu maçına üzülenler gelsinler. Bu maçına. Bu şey, Burca maçına üzülenler gelsinler. Ki 12. adam olduğunu göstersinler ve buca maçıyla biz tekrar lige dönüş yaparız Zeki Bey. Ya zaten taraftarlar açıkladı. Yani biz bundan sonra daha çok sahip çıkacağız bu takıma diye. Tamam. Yani çok zor maçlarımız var. Eğer biz daha bir Samsun maçıyla böyle hemen havluyu atarsak bu iş olmaz. Bak şimdi. Buca geliyor. Arkasından evet. Ankara Spor'a gidiyoruz arkasından Şanlıurfa geliyor ki Şanlıurfa maçı çarşamba günü oynanacak. Daha sonra Ordu'ya gidiyoruz, değil mi? Adana geliyor. Yok, Adana'ya gidiyoruz. Adana bize geliyor. Adana hayır, bize hayır. gelmiyor. Şanlıurfa bize geliyor, biz Adana'ya gidiyoruz. Şanlıurfa bize geliyor, biz Adana'ya gidiyoruz. gidiyoruz. Doğru, evet. evet. Yani çok zor maçlar var. Daha sonra işte Mersin, Ordu ve süreç devam Zaten ediyor. Zaten bizim e, e, grup. <laughs> Ligimiz zor bir lig. Bizim ligimiz süper lig ayarında bir lig şu an. Bu seneki lig Bankasya Ligi süper lig ayarında bir lig. Bakın çok açık ve net söylüyorum bunu. Evet. Bakın süper lige bakın 5 tane takımı çok rahat sayabilirsiniz. 5 takımı sayarsanız ve bu saydığınız 5 takım e, arka arkaya sıralanır. Yer değiştirebilirler ama arka arkaya sıralanır. Ama bizim e, ligimizde bu PTT liginde 5 tane takımı arka arkaya saymak çok zor. Bakın elinizdeki listeye. Bakın takımlara. Bu 19 takımın 19'u en alttaki Karamanmaraş bile en alttaki Karamanmaraş bile playoff'u oynayabilir. Bakın iki puan olan Karaman Karamanmaraş'tan bahsediyorum. Şimdi 5 puanı olan Denizspor'dan biz bahsediyoruz. Tecrübesiyle, camiasıyla. Fethiye Sporu biraz önce siz e, söylediniz. Çok e, 3-0. Ve Nizami bir golünü de vermedi hakem. Yani Ali Dere'ydi sanıyorum. Ali Dere'nin attığı çok nizam bir golü de vermedi. Eğer o golü verseydi yani Ordu Spor Fethiye maçı belki bu, bu şekilde bitmeyebilirdi. Artı penaltılardan biri de biraz ağır gibi geldi bana. Kısacası yani çantada keklik bir takım yok, yok bu yok. ligde. Yok. Al. işte Buca Spor. İki hafta büyük bir çıkış yaptı. Kendi evinde 1461 ama e mağlup oldu. Mağlup evet. Yani her şeyin olabileceği bir ligdeyiz. Tavşan it herkes açık ara küme düşer diyordu. Gitti karşıya kadar puan aldı. Zeki Bey burada mağlubiyetleri, beraberlikleri ve galibiyetleri sindirebilen camia ipi göğüsler. Bakın bunun üzerine basarak söylüyorum. Mağlubiyetleri, beraberlikleri ve galibiyetleri sindirebilen camialar hangi takımsa o takımlar, o takımlar göğüsler. Onun için buradan biz e, Büyük Balıkesir taraftarına bir kere daha söyleyelim. E, beraberliklerle, mağlubiyetlerle, iki mağlubiyetle e, oynanan sekiz maçta iki mağlubiyetle e, biz e, düşmeyiz, kopmayız, takımımıza sahip çıkmak durumundayız. Evet, e, şu anda Mersin İtman Yurdu Deniz Spor maçından sonra büyük bir ihtimalle üst sıralarda tekrar bir değişiklik olacak. Yani hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor ama Mersin İtman Yurdu'nun ben Denizli önünde puan kaybedeceğini hiç sanmıyorum. Kağıt üzerinde Mersin tabi. Yani kesinlikle sanmıyorum. Ee, ve Denizli Spor her ne kadar güçlü yani kökü derinlere giden bir camia olsa da bu sene maalesef kötü durumdalar. Ve bu maçtan ben puan alabileceklerini sanmıyorum. Evet. Ve Mersin'in de üste çıkmasıyla Balıkesir 4. sıraya inecek. Sıralamada. Büyük bir ihtimalle. Yani Mersin belki lider olacak. Balıkesir Spor da Mersin'in yerine düşecek. dördüncü sıraya. Fakat ne olacak? 19'ar puanlı yani Mersin'in maçını kazandığını düşündüğümüzde 19 puanla Ordu ve Mersin zirvede yer alacak ki Mersin İtman Yurdu da 8 evet. maç oynamış olacak Denizli maçı ile birlikte. Ve aramızda bu zirvedeki iki takımla aramızda ki puan farkı sadece bir. Evet. Ya işte şimdi çok orijinal yani bir puanlarla e, biz eğer böyle gelen çatlak seslerin üzerine, duyduğumuz çatlak seslerin üzerine bunu söylüyorum. Böyle e, şeyde e, fırtınaları kopartırsak... E, bir de şunu, e, çok zorlanırız. Bir de şunu söyleyeyim. Biz e, hep... ilk başladı, hep zirvedeydik zirvedeydik. İşte Fethiye maçından gelecek olan puan olmasına rağmen yine zirvedeydik. Bugün e, bir puanla zirveden düştük diye... E, hayıflanmamak lazım. Takımımıza sahip, camiamıza sahip çıkmak lazım. Sporcu kardeşlerimize sahip çıkmak lazım. Teknik heyetimize sahip çıkmak lazım. Tabii ki tenkitlerimiz olacak. İşte burada biraz önce niye reisin çıktığını söylüyoruz. Ben ona bir, bir şey daha ekleyebilirim. Bizim gol beklentimiz olan yabancı kardeşlerimizde ilk haftalardaki performansı göremiyoruz. Ama bu her maç çıkacak da aynı çizgide oynayacak diye bir kaidesi yok. Bunu da teknik heyetin de gözünden kaçmıyordur bu. E, teknik heyette buna gerekli önlemi, tedbiri alacaktır. Gerekli ikazları yapacaktır. Eksiği varsa gerekli çalışmaları, bindirmeleri yapacaktır. Dolayısıyla e, üzülmemek lazım. E, tabii ki üzüldük. Bir bayramın, bir bayram sevinci gelsin isterdik ama... Maçın geneline şöyle bir bakıyoruz. İlk yarı iyi bir balık esir. E, i̇kinci yarıda biraz daha e, şansla ikinci golü bulunca e, ne yaptığını bir e, bilen bir Samsun, ne yaptığını bilemeyen bir Balıkesir e, karşımıza çıktı ve üçlü bir farkla mağlup olduk. Biz alışa gelmiş oyun sistemimizi Samsun maçında da oynayamadık. Evet. Bizim alışa gelmiş oyun sistemimizde agresifliğimiz ön plandaydı. Agresif oynadığımız zaman bizim takımımız coşkulu oynuyor. Dolayısıyla e, bulduğu bir golle de e, ikincilere, üçüncülere gidiyor. Gol yemede e, çok zorlandığımız bir tak, takım. Balıkesir'e gol atmak çok zor. Samsun da e, attığı üç golü nasıl attığının e, hayreti içinde. Samsun da Balıkesir'den üç tane, üç sıfırlık bir galibiyetle ayrılacağını Samsun'da hiç düşünemiyordu. Rüyasına görse hayra yormazdı. Fakat e, biz bu hafta buca maçıyla başlayarak camia olduğumuzu, büyük camia olduğumuzu gruptaki bütün takımlara hissettirmemiz lazım. Evet. Peki bir reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra sohbetimiz devam edecek. Yine birlikteyiz sevgili seyirciler. Şimdi Balıkesir Spor'un Samsun maçına gelelim. Artık yavaş yavaş e, ee, teknik anlamda da konuşmaya başlayalım. Şimdi futbolcu etten kemikten sinirden yaratılmış. Bakın Sinop e, pardon Bartın ve Bursa Spor hazırlık maçlarını saymazsak Balıkesir Spor uzun bir ara ne lig ne de e, resmi, maç, resmi oynamadı. maç oynamadı. İşte Bartın maçında da biliyorsun genelde oynamayan oyuncular oynadı. Evet. İşte Bursa Spor hazırlık maçının ne derece değerlendirmesi doğrudur. Onu da yorumlara bırakıyoruz. Sonuçta bir hazırlık maçıdır. Yani lig maçı değildir. Yok. Şimdi e, Bay hafta, haftasının hemen ardından milli maç arasının verilmesi de Balıkesporu ben bayağı gerilere ittiğini düşünüyorum. Nasıl yani? Şimdi siz dediniz işte Karikare ve Lelevele formunun zirvesindeydi. Zaten hazır gelmişlerdi. Özellikle Karikare'de muazzam bir düşüş var. Ki Samsun maçında o dakikaya kadar oyunda kalmasına ben hayret ettim. Açık söylüyorum. ya yani. Artı defansta Murat Söz sakatlanması da bir dengeyi bozmuş gibi gözüktü. İşin açıkçası. Bir diğer konu özellikle orta sahada savaşan mücadele eden oyuncuların çok pasatası yapmaları ve mücadele tempolarının diğer maçlara göre daha düşük olması. Kısacası Balıkesirspor sanki bu futbolsuz geçen günlerde e, form olarak da biraz geriye gitmiş gibi gözüktü. Rakipler ne yaptı? Bir de rakiplere gelelim. Şimdi lig devam etseydi Samsung Spor'un daha toparlanamayan o Samsung Spor'un biz bu kadar hazır halini görmeyecektik sağda. Artı sakat oyuncuları bizim karşımıza döndü geldi evet. Döndü geldi. <laughs> onlarda bir yükseliş varken bizde bir düşüş oldu. Bu iki haftalık süreç içerisinde. Ha diğer takımlardaki konsantrasyon eksikliğini de ben buna bağlıyorum. İşte Ankara Spor'un, İstanbul Büyükşehir Belediye'nin hatta Şanlıurfa Spor'un bile buna bağlıyorum. Evet. Genelde bak sadece bizim ligimizde değil Süper Lig'de bile milli maç araları her takımı bozmuştur. Al Galatasaray. Zar zor. Zar zor. Evet ya. evet evet. Fenerbahçe dün son saniyede attığı golle galip geldi. Bugün Beşiktaş'ın ne olacağı belli değil. Yani bu aralar bozdu bizi. Bence Bozul. bozdu. O zaten bozar. Şimdi lider iyisiniz. E Kartınız devamlı yukarıda. Ara, verilen arada o kart devamlı yukarıda tutamıyorsunuz. Maalesef tutamıyorsunuz. Bunu teknik heyet bunu bilir. Düşürmek için, o kartı düşürmemek için elinden geleni yapar ama dediğiniz gibi verilen aralarda muhakkak kart düşer. Peki kime yarar? Kartı düşük olan, kartı düşük olana yarar. da öyleydi. Samsun'un kartı düşüktü. İyi değildi. Ona yaradı. Bizim devamlı kartımız yukarıdaydı. Liderdik. Bize yaramadı. Sporcularda da bu gözüktü. Sporcularda. Yabancı transferlerimiz... Karakare ve... Lave. Öze özellikle La Lavella, Karakare... Çok hazır geldiler onlar. Ligleri oynanıyordu. Geldiler. Burada hiç kimsenin beklemediği... ...bir performans gösterdiler. Çünkü top, karşı rakip... ...sporcunuz tanımıyor. Şimdi sporcular da tanımaya başlandı. Özellikle... Yalnız şu e da var. Şu da var. Araya girmek zorundayım. Özellikle Kari ve Lelevele konusunda ben şunu söyleyebilirim. Sizin dediğiniz gibi hazır, devam eden birlikten geldiler. İsveç Liginden. Biz daha hazırlık sürecini tamamlamadan onlar bütün süreçleri tamamlamış Demiştir. vaziyette buraya geldi. Evet. Kari ve Lelevele'yi bundan sonraki haftalarda e, dinlendirerek ve onları rahatlatarak oynatmazsak performanslarının hep aynı şekilde gitme şansı yok zaten. Dünyanın hiçbir yerinde bir futbolcu hep aynı form grafiğinde olmaz. Teknik heyet onu düşünüyordur. Bakın e, buraya bütün takımların izleyen ek, izleme ekipleri gelir. Gelenler ilk haftalarda anlayamadılar ama oynanan maçları e, takip ettiler. Teknik gözle baktığımız zaman... Ee, Karakari'yi yakın markajla tutmak çok zor. Ama çok hareketli. Ama alan savunması yaptığınız zaman topa hakimiyeti e, hiç denecek kadar az. E, alan savunması yaptığınız zaman onun üstesinden gelebiliyorsunuz. Bunu e, karşı takımın, rakip takımların teknik heyetleri muhakkak çözmüşlerdir. Dolayısıyla Samsun maçına e, e, bakarsak, Samsun maçındaki gösteremediği performansın nedenlerinden bir tanesi de bu bana göre hiç yanında yanında kimse yoktu sadece ölü toplardan gelen yani degajlardan gelen ölü toplardan gelenler gelenlerde yanında e, stoperler bitti e, yoksa e, gezdi yani bunun da etkisi var teknik e, olarak baktığımızda e, bizim orta sahamızın İstenileni Samsun maçında veremediğine inanıyorum. İkinci yediğimiz golde... Bir spor, isim vererek söylemiyorum. Sporda e, en tehlikeli şey... E, ...gölge takiptir. Yani koşuyor gibi gö gözüküp koşmamak. Refakat Müda etmek yani. Refakat etmek. Ona gölge ta takip diyoruz. Sporcu kardeşim şimdi onun kim olduğunu o kendisi de biliyor. Eğer izlerse bunu... E, ...çok tecrübeli bu işi çok iyi bilen bir kişi. Ee, en fazla e, top çalan, e, en fazla en iyi top kullanan bir kardeşimiz. O gölge takip işinden kendini e, bıraksın. O bir hastalıktır. Yoksa bizim başımıza çok iş açar. Orta sahadan kopup geliyor. Yediğimiz gollere bakarsanız o, o, bu benim sadece Samsun maçında değil. Bundan önceki maçlardaki e, şeyim de o e, gözlemim de benim. O e, o gölge takibi bıraksın. E, girecekse yani girsin... E, yoksa hiç müdahale etmesin. Etmesin ki arkadaşını da yanıltmasın. Çünkü... o gölge takip arkadaşını da yanıltır. Bizim... E, e, sporcu kardeşlerimiz... hep tecrübeli şeyler. Bizim ne dediğimizi anlıyorlar. E, biliyorlar. Teknik heyet de bunu biliyor muhakkak ikazlarını yapıyordur. E, bunda O huyundan vazgeçsin. Onu alışkanlık haline getirmiş gibi görüyorum son zamanlarda. Evet. Biz, e, yoksa biz iyi bir takımız. E, orta sahamız, forvette kesinlikle sizin söylediğinize katılıyorum. E, gol adamı olarak beklemenin de bir anlamı <laughs> yok. E, onu daha başka yerle, çünkü çok yetenekli. Bizim... E, ...Karakari'miz çok yetenekli, e, bir sporcu hangi açı, e, şeyi fazla... E, ...çok hızlı... ...atarsınız sağa sola... Ondan geleceklerle diğer sporcu kardeşlerimiz değerlendirir, e, gol yollarında bir değerlendirim yapabilir. Onun için e, bizim fazla e, buradan teknik eğitimde işine karışmadan ama e, dedik ki tenkidimizi yapacağız. E, kimseyi üzmeden, onlar profesyoneller, kimseyi de kırmadan e, bizim türbinde gördüklerimizi e, biz burada söylemek durumundayız. Eğer söylersek... şimdi de şu var hocam. E şimdi Muhammed Reis oyundan çıktı tamam. Ya yani mutlaka bir nedeni vardır. Ya yani biz nedensiz yere böyle bir şey olmasını beklemiyoruz. Ha yani nedeni nedir? Ya sakattır ya formsuzdur. Ya başka bir şey olmuştur sağ içinde. Ya da beklentilere cevap verememiştir. Lala Beledi çekti yerine Ali'yi aldı. İşte onu söyleyeceğim. Bak yani mutlaka bir nedeni vardır. Çünkü teknik adam sonuçta o işin teknik patronudur. Fakat Muhammed Reis çıktıktan sonra değişiklik tabelasında kimin ismi vardı? Değişiklik tabelasında Ali Ali Ali, Ali aldı. Yani Ali'yi aldı değil mi? Evet. Şimdi Ali Öztürk. Ali Öztürk pivot santrafor bir kardeşimiz. Muhammed Reis oyunun direksiyonu elinde olan bir kardeşimiz. Ya çok alakasız bir e, oyuncu değişimi oldu bence. Ha sonra ne oldu? Sonra e, Lalevele, Muhammed Reis'in olduğu bölgeye geldi. Karikari Lalevele'nin olduğu bölgeye geldi. Ali Öztürk e, Santrafor olarak görev yaptı. Tamam da Laleveli'yi biz bugüne kadar hiç o bölgede görmedik. Gördünüz mü siz? Ben Görmedim. bilmiyorum. Görmedim. Karıkara'yı de sol tarafta pek görmedik. Genelde tek evet. forvet olan. Ya şimdi bu gibi şeylerin, atraksiyonların bence hazırlık maçlarında yapılması lazım. Bir Samsun maçında, bir Ordu maçında, bir ne bileyim. Yani tehlike seviyesi yüksek maçlarda bu tür şeyler bence denemememiz lazım. Fakat hocam bu ben, ben onu düşünüyorum. Daha önce denenmiştir bu, bu hazır itman itman maçlarında bunu denemiştir, yapmıştır. Yoksa öyle bir 2-0 mağlup biz o değişiklikler yapıldığında öyle bir riski hoca alamaz. Alacağını da zannetmiyorum. Almamalı da zaten. ne getirebilirdi? Ne getirebilirdi bize? değişiklik orta sahanın artık biz beyni diyelim. E ee, duran toplarda e, en büyük gücümüz diyelim Reis için söylüyorum bunları. O alındığında e, onun yerini dolduracak, onun yerini gelecek, o vasfı üstlenecek eğer Lelave ise e, bizim öyle bir adama da orta sahada ihtiyacımız var bakın söylüyorum. Biraz önce e, gölge koşuyu yapan, gölge takip yapan kardeş e, kardeşimizin yerine çok rahat oynayabilecek kişi olarak da söyleyebiliriz. Belki o arayışın içindedir. Belki daha önce muhakkak denemiştir bunları. Oynatmıştır oralarda. Fakat biz... E, kenarlardan... mağlubuz. Bizim e, sağ ve sol... E, kenarlardan gelecek... uzun boylu Ali'yi de aldıysak... E, <laughs> bindirmelere... E, yapılacak ortalara ihtiyacımız vardı Samsun maçında. Hiç... E, o Burak'ı aldı. E, dedik tamam dedik artık sağa sola kanatlara oyunu yıkacak hoca diye düşündük. Ama sağdan soldan kanatlardan hiç ortamız gelmedi. Olmadı. Biz Samsun maçında oynayamadık hocam. Yani bizim e, görmeye alıştığımız bir Balıkesir sporu yoktu. Üzerinde vardı bir yani öyle bir, bir öyle bir toprak vardı. O o da olmayacak goller. Yani ilk golün dışındaki her iki golde olmayacak goller. E, yememiz belki bizi eee zorladı. İlk gol olacak bir gol müydü sen? şimdi orada e, Al, e, şeyin işinin e, yani eee kaptanın oradan, kaptanı oradan da, 150 kere he. vursa gol olmazdı. İşte yani. o da gitti e, gitmeyecek yere gitti. iyi yere gitti. iyi de gol oldu. Yani he. gerçekten çok iyi bir gol oldu. İyi. Yere tamam gitti. ya şimdi golün oluş biçimi güzel olabilir de. Yani gol pozisyonu yoktu zaten orada. Yani şimdi e... Ha ama ikinci gol öyle değil bak. Ama ikinci golle Arif'in ...alıp önce İsmail'e... ...ondan sonra tam Mustafa'yı... ...ekartı edip... ...vuruşu, ha tamam vuruşu çok iyi değildi. Yani... ...çok net bir vuruş değildi. Belki de Ahmet Şahin'in onu... ...kurtarması gereken bir vuruştu. Zaten ona e, tokat attı o. Yani. Ama e, yere de çarpıp... ...biraz yükseldi sanıyorum topu orada. E, sonuçta... <laughs> ...bir şey yaptı. Bak... ...önce İsmail'e kart etti. Sonra... Tanteneye kart etti, soluna aldı, vurdu. En azından çerçeveye vurdu ve golü attı. Şimdi o, o gol, Üçüncü gole gelelim. Üçüncü gol bana göre herkesin çok dikkatle izlemesi gereken bir gol. Bak bütün defans öndeyken araya atılan bir top. Kaleciyle karşı karşıya kalışı, ters kademeye giren İsmail'in şimdi ben beklerdim ki İsmail'in o topu çıkarmasını. Yani ve çıkaracak gibi bir umut vardı içimde ama çıkaramadı maalesef. Ters ayakla da kaldı orada. Eğer sağ ayağıyla girseydi belki çıkarabilirdi veya biraz Penaltıdan daha da çekilmiş olabilir de. yani. O pozisyon penaltıyı <laughs> da getirebilirdi. Hayır, şimdi top zaten kaleye yönelmişti. Orada penaltı olacak bir pozisyon yoktu zaten. İlk top araya bırakılmadan önceki hal diyorsunuz siz. Hayır ben top kaleye yönelirken ters kademe yapan İsmail'den bahsediyorum. Yani onu çıkaracak diye beklerken maalesef çıkaramadım. Şimdi bak atılan ikinci ve üçüncü gol bana göre hazırlanış olarak ve yani bizim Balıkesir Spor'un yediği gol olarak dikkate değer goller. Ama ilk golü ben dikkate değer bulmam. Neden? Oradan bin kere vursun gol olmaz. Evet. Ama gitti o olacağı tuttu. olabilir. Yani Ahmet Şahin'in ona yapacağı bir şey yoktu. Ama ikinci golde yapacağı bir şey olabilirdi. Üçüncü golde sizin dediğiniz gibi Ahmet Şahin belki penaltıdan korkmuş olabilir. Evet. Orada. Eğer Ahmet Şahin'i kastediyorsanız siz. Evet. <laughs> Ama ee, özellikle defansın öne çıktığında araya atılan o top çok dikkatle Şimdi takip edilmesi gereken de, defans, bir durum defans öne çıkarken e, bir top eğer atılıyorsa o e, kaptırılan bir kop, topla e, demektir biz ikinci golde kaptırılan bir topu Ertuğrul'un takip etmemesi Ertuğrul'un yakın takip etmemesi diyeyim ben e, ikinci golü getirdi bize Aynı şekilde üçüncü golde de kaptırılan bir topla e, biz üçüncü golü yedik. E, burada bizim stoperlerimizin her ikisi de olması gereken yerdeydi. Bana göre. Her iki stoperimiz de birincide de ikincide de olması gereken yerdeydi. Biz orta sahada topu kaptırdık mı o stoperlerimiz olması gereken yerin dışına çıkıyorlar. Üçüncü golü de biz öyle yedik İkinci golü de bir çalım. ikinci çalım bıraktığı top. O bıraktığı top da e, gol vuruşu e, vuruş değil. Ahmet'in dediğiniz gibi elinden sekiyor. Yerden sekiyor. Direğe vuruyor. Dönüyor. Tekrar Ahmet'e vurarak öyle giriyor içeri. E, biz o Samsun maçını aslında unutmamız lazım. Ama buradan da tabii teknik heyetin çıkartacağı dersler vardır ki e zaten hocamız da bizim bundan alacağımız derslerimiz var. E, açıklamasını yaptı. E, bundan sonra olacağını zannetmiyorum. Çünkü bizim iyi bir müdafamız var. E, iyi bir e, müdafaada çok iyi takım oyunu yapıyoruz. E, orta sahamızın kesinlikle kesinlikle ama top kaybetmemesi gerekiyor. Yani e, çıkarken yakalandığınız top size çok tehlikeli. Yüzde yüz pozisyona sokuyor. Birinci kolda dediğiniz gibi yapılacak bir şey yok ama... her iki çıkan... çıkarken yakalandığımız topta da... biz 2'yi ve 3'ü gördük, bulduk. Ha bu arada... E, bizim de e, kaçırdığımız... E, goller var. Lelevele'nin bir, bir tane bir pozisyonu var. E, o, üstten avuta attı. Onu biraz daha e, hırslı... E, değil de biraz daha... mantıklı vursa o topa... o topa dokunsaydı zaten gol olurdu. Ee, reisin bir ölü topta, e, firkikte e, kalecinin sa, 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 evet, e, kalecinin e, kapattığı köşeden de. Reisin yani. iki tane e, serbest vuruştan pozisyonu vardı. Zaten e, bu tip gollerden bir tanesini yakalar yakalasaydık biz e, Samsun'dan da puanla dönerdik. Ben bir puan da demiyorum. Üç puanla dönerdik biz Samsun'dan. Çünkü Samsun bizden çekiniyordu. Tabii şimdi o Samsun Spor'un kaçırdığı golleri de biraz hatırlarsak yani ben galip dönerdik diyemiyorum. İşin mantıklı tarafından baktığımda yani kendi açımdan. Sadece iki Go'nun bilmiyorum ama öyle sanıyorum ki iki 3 tane net pozisyonu vardı. E Kesin Go gibi bir sandfor eğer 3-4 tane net pozisyona eee girmezse e, o o Eki Go şey, e, evet. Konu o Eki Go değil. Yani şimdi biz Samsun'dan puanla dönemezdik. Neden dönemezdik? Çünkü biz oradan puanla dönecek hiçbir şey yapmadık yani takım olarak. Burada işte işte yok kaleci, yok defans, yok orta saha, yok forvet değil. Golü takım yer, golü de takım atar. 2-2 4. Sonuçta biz bireysel bir spor yapmıyoruz, takım oyunu. Golü takım yer, golü de takım atar. İşte biz bu... burada takım olarak bu golleri yedik. Evet. 20 dakika. bu? 20 dakika zaten iki takım da birbirini tarttı, gücünü e, tarttı. 20 dakika, orta alan mücadelesi şeklinde geçti. 20 dakika kadar zıddan pozisyon dokşuttu yok. İşte o e, şok gol, birinci gol şok gol e, bizi bir aile e, rahatsız etti. Ondan sonra da gelen tesadüfi gol, ona ben artık tesadüfi gol diyorum. Çünkü Ahmet tecrübesinde, Ahmet kalitesinde. Bir galecenin yiyeceği gol değil o. Ee, o tesadüf gol e, bizim e, bizi düşürdü. Ondan sonra ne yaptığımızı bilemez. Baskılı da oynadık. İkinci devre biz baskılı oynadık ee, başladığında. İlk, ikinci devrenin ilk beş dakikasında e, Samsun gözüktü. Ondan sonra top biz edip e, oyunu biz yönlendirdik. Orta sahamızla ilgili bir sıkıntımız var. Onu çözmek gerekiyor. Bakın bunu e, reisi Bizim en büyük silahımız ölü toplar diyoruz biz. Ee, en büyük e, ayağımızda... reis diyoruz. Reisi oyundan neden çıkarttığını da bilemiyoruz ki teknik eğitim muhakkak bildiği bir şey vardır. Bir rahatsızlığı olabilir. Ee, muhakkak bir şey vardır. Ee, değişiklerin yanlış olduğunu burada söylüyoruz. Sadece reis değil Aykut'un çıkması da yani... 46. Ee, dakikada Aykut da çıktı. Bir işte Aykut... E, e, müdafanın önünde hep basan... E, bir sporcumuz kardeşimiz. Yani her topa basan, güçlü, sağlam, iyi basan iyi bir kardeşimiz. Ha o çık o alındı. Alındığında Mustafa Tenten Mustafa'yı koydu. Ben o Mustafa'yı da önde oynayalım, önde basalım düşüncesiyle koyduğunu zannediyorum. Çünkü Mustafa öne üçüncü bölgeye topu çok iyi taşıyan, bunu da ligimizde... Şimdi bak Yüksel abi. Eğer Muhammed Reis ten ten değişikliği olsaydı Muhammed Reis ten ten değişikliği olsaydı yani Muhammed Reis çıkınca ten ten girseydi tamam. Ama Aykut çıkıp ten ten girerse orada bir arıza olabilirdi zaten. Mantıken olabilirdi. Bak evet. ne güzel siz de söylediniz. Aykut her yere basan, her yeri yamayan tıpkı şey gibi, Ertuğrul gibi. E, genelde defansif özellikleri ön planda olan oyuncular ikisi de, Ertuğrul ve Aykut. Zaten bizim orta saha direncimizi düşüren takım bizi zor duruma sokar. Bu orta saha direncinin de en önemli iki faktörü kimler? Aykut ve Ertuğrul. Ertuğrul. Buralarda fazla oynamamak lazım diye düşünüyorum. Ben kendi yorumum tabii bu. İşte şeyi bilemediğimiz için Zeki Bey burada tam olarak ben katılıyorum size. Söylediklerinizin tamamına katılıyorum. Ha Bur şu var bak. Tenten -ten dikine oynayan bir oyuncu. Tenten -ten, yani forvet arkası ya da forvete yardımcı pozisyonda çok faydalı olabilecek bir oyuncu. Biz tanteni bugün tanımadık ya. Yani. Evet. Ama diyorum ya ben. Muhammed Reis çıkıp tenten girseydi belki de mantıklı bir düşünce olarak kabul edilebilirdi. Oyun sisteminde bir değişiklik mi yapacak diye düşünülebilirdi evet. Yani orta saha biraz daha üretken, biraz daha mücadele eden bir tarza bürünebilirdi. Ama Aykut çıktı tenten girdi. Muhammed çıktı, Ali Öztürk girdi. Bu, bu arada işte... E, ...70. 71. dakikalarda mı 76'larda mı ne değiştirdi galiba... E, ...bizim... ...yabancılardan... E, ...Karakare'ye. O saate kadar nasıl dayandı, nasıl sabretti diye e, düşünülebilir. E, böyle bir değişiklik de olabilirdi yani. E, Tenten Mustafa'yı alıp Forvet'te Ali'yi... E, ...oraya... E, reisi e, çıkartmayabilirdi. Fakat e yine şu... diyorum, yine diyorum, şunu da üzerine basarak söylüyorum. Bunu en iyisini teknik etbildiği için bilemiyoruz. Bakın e, çok e, şu günlerde e, gıda zehirlenmeleriyle ilgili çok büyük sıkıntılar var. Sıcak soğuklarla ilgili gıda zehirlenmeleri anında bakteri üretiyor. Yani e, geceliğin 20, e, gündüzden 20-25 derece geceliğin işte onları derecelere kadar arada bir 10-15 derece olduğu zaman gıda zehirlenmelerin en yoğun olduğu yaşandığı bir şeydir. E, zamandır. Bu zamanlarda sporcularımızda rahatsızlıklar çok olur. E, affedersiniz ishaller, gıda zehirlenmeleri, e, halsizlikler iklim değişiklerinden dolayı doğan hadisler. Mutlaka oluyor. Yani ben ben eminim. Şimdi öyle biz, zannediyorum. Biz Murat... diyoruz ya yani Muhammed Reis'in hmm. mutlaka çıkışında bir sebep, sebep vardır. vardır. Yoktur demiyor. Evet. Ama yani mantıken şunu söylüyor. Muhammed Reis çıkıp ten ten girseydi tamam. Bir de şu var. Şimdi Piyos Santrafor olarak Ali Öztürk'ü oyuna alıyoruz. Peki Ali Öztürk nasıl etkili olabilir sizce? Yani nasıl gol atabilir? Ali Öztürk e, kanatlardan gelecek. Kanatlardan gelecek toplarla, girecek, girecek, toplarla gol atabilir. Evet, Şimdi e, kanatlarda oynayanlar kimler? Şimdi kanatta e, boş alan bulduğunda hemen hemen her şeyi yapabilen, top taşıyabilen ve çok iyi etkili ortalar yapabilen ki bir sürü asisti var Lalevele Evet. Lalevele... Muhammet Reis'in orada. Evet. Eee santrafor Karikari Kari solda. E kim getirecek bu topları sağdan ve soldan? Yani şimdi Ara ÖzTürk tamam. Faydalı olabilirdi. Belki bir gol atsaydı bir umut ışığı e, çakabilirdi. Düşünebilirdik. Belki ha oluyor galiba diyebilirdik. Nitekim Samsun Spor, pardon Şanlıurfa Spor 4-1 mağlubiyetten 4-3 neredeyse beraberliğe beraberlik aşamasına getirdi maçı. Son düdük çalmadan hiçbir şey belli olmaz. Belli olmaz tabii. Ha Ali Öztürk belki yapabilirdi. Çünkü fedakar bir çocuk. Ama onun yapabileceği ortam yoktu. Ve onun yapabileceği toplar gelmedi zaten sağdan soldan. İlan için diye bir şey söylemek lazım. Daha önceki maçlarda İlan, ilan depe kısa net sağlam boş alana topu taşıyarak çalımlarla gelen bir spor anlayışı var kardeşimizin. Bu da o kendisine yakışıyor bu. Bu maçta da Samsun maçında da fazla bir etkinliğini göremedim. Bu maçta yapması gerekenlerin yapması gerekenlerin, daha önce yaptıkların çok azında yüzdesinde bir performans gösterdi. Ee, onda da bir e, düş var. Biz sadece dışarıdan gelen e, çünkü büyük ümitler e, olan e, İspanyol çok açık olan bir kardeşimiz Ilan. E, o da biraz kendine e, herhalde bu ders çıkartmıştır bu 3 sıfırlık. Ya ders meselesi değil de, ya Bol Kesir Spora bu futbolsuz geçen günler pek yaramamış. yaramamış. Ha ne oldu? Samsung maçı ile biz tekrar lige başladık. İnşallah Buca maçı ile devam edeceğiz ve her şeyi tekrar eski haline döndüreceğiz. Ben buna inanıyorum. Ben de teknik e, kadroda ben, işte ben, biz ben, bundan ben. ders aldık demesinin altında ne yatıyor bilmiyorum ama e, mutlaka sadece mağlubiyette değil galibiyetlerden sonra da ders almak lazım. Çünkü Bizim burada oynadığımız 1461 Trabzon maçı 4-1 bitti, biliyorsun. Evet. O maçtan da ders almamız lazım da aslında bizim. Ya sadece mağlubiyetlerden ders alınmaz yani. Evet. Galibiyetlerden de ders çıkarmak lazım. Evet. Evet. Onun için yani ders veya yanına bitti Buna kül oldu eksiklerimizi görme diyelim o ders eksiklerimizi küçük. görme diyebiliriz evet. daha şık olur. Yani sonuçta hiç kimse, kimse kimseye ders vermez. Sadece eksikliklerimizi görüp ona göre davranırsak bence Balıkesir Spor'da bir sorun yok. Görünen bir sorun yok. Evet Bir reklamlara daha gidiyoruz. Reklamlardan sonra son bölümde birlikte olacağız. Yine birlikteyiz sevgili seyirciler. Balıkesir Spor bu hafta Buca Spor'la oynuyor. Daha doğrusu Cumartesi günü oynuyoruz. Fixtür gereği maalesef... Buca Spor... ve Ankara Spor maçlarının cumartesi günü oynayacağız. Evet. 26'sında. Ee, Şanlıurfa Spor da çarşamba günü oynayacağız. Ne yazık ki pazar günü maçımız yok. Bunun tabii seyirci açısından bir dezavantajı olabilir. Özellikle... Çarşamba günü oynayacağımız... Şanlıurfa Spor maçında... belki... Problem yaşanabilir ama e, genellikle cumartesi maçlarının böyle peş peşe gelmesi benim pek hoşuma gitmedi yani. Şimdi cumartesi günü de değil ayın 26'sı bakın 10 güne biz 10 e, 26'sı e, Buca maçı Ankara maçı ayın ikisi 2 Kasım 6 Kasım Şanlıurfa yani evet. bu 10 gün içinde biz 3 maç oynayacağız. Bu 10 gün içindeki... Sadece biz değil ama her takım oynuyor. Her takım olacak ama biz şimdi biz, bize bakıyoruz. Biz şimdi yani öyle, sevinen kesim de demeyeyim artık. Bazı kesimler tarafından e şampiyonluk elden gitti e şeyleri e söylenince e şehirde e <laughs> ben bu 10 günün e çok iyi bir hazırlıkla en az kayıpla diyorum bakın. Kayıbımız muhakkak olabilir. En az kayıpla atlatıp Likteki yerimizi perçinlemek istiyoruz. Yani yerimiz derken ilk devreyi perçinlemek istiyoruz. Onun da bilinci içindedir kardeşlerimiz, hocalarımız. Ben bunu bir kaza diyorum Samsun maçına. Bolu, Ankara, Şanlıurfa ve Adana deplasman, deplasmanıyla... ...bu dört haftalık periyod içinde... Balıkesir gerçek gücünü koyarak, takım halinde, teknik heyet ve yönetim olarak gerçek gücünü koyacak. Taraftar da e, camia olduğunu, bunun bir camia olduğunu o zinciri ekleyerek e, gösterecek. Buna ben eminim. Bunu da is istiyorum. Özellikle taraftardan e, bu hafta, e, bu cam açında e, silahı doldurmalarına... Ve çok üzülen hepimizden fazla e, üzüntü içinde olan sporcu kardeşlerimizin arkasında olduğunu olduğumuzu göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet önemli olan o zaten. Yani e, iyi günde değil kötü günde de veya işler iyi giderken değil işler sarpa sarmaya başladığında da e, aynı şekilde bir takımın peşinde olmak veya arkasında durmak veya onun e, galibiyetleriyle nasıl seviniyorsak mağlubiyetleriyle de acılarını paylaşarak ancak biz biz oluruz. Evet. Kent oluruz yani. Aksi takdirde yani şimdi büyük takımlar da yeniliyor. Yenilmiyor mu? Yeniliyor tabii. Barcelona da yeniliyor. Real Madrid de yeniliyor. Ne oluyor yani? Kıyamet mi kopuyor? Herkes alkışlayarak uğurluyor. Ha şunu söyleyeyim. Buca Spor şu anda 9. sırada 12 puanla. Kötü evet. takım mı? Hayır Kötü takım diyebilir misin Buca? Yı? Mümkün değil 5 tane oyuncusuna Süper Lig'den teklif var Evet 5 tane oyuncusuna Ara transferde tutmak zor diyorsunuz Hayır Zaten bir kadro değişikliği yaptılar Büyük bir çoğunluğunu gönderdiler Aykut bize geldi işte Stoperleri Mersin'e gitti sanıyorum falan filan. Takımı dağıttılar. Gencecik bir takım çıktılar. Hala kötü takım diyemezsin sen bu takım. Ve bu takımdan 5 tane oyuncularına Süper Lig'den teklif var. Evet. Yani şimdi bu takıma sen çanta da keklik diyebilir misin? Diyemezsin. İşte bu hafta göreceğiz. Bu hafta çok koşan bir takım buca. Genç ve çok koşan bir takım. Hı. Çok koşan takımların bizim takımımızı bozduğunu biraz önce söylemiştiniz. Evet. Çok koşan takımlara karşı, e, sevmiyoruz biz çok koşan takımları. Çünkü e, çok koşan takıma sizin de koşmanız gerekiyor, Bizim e, biz fazla koşmuyoruz. Yani bir maçta e, 52 dakika top oyunda kalıyor. E, bakıyoruz e, sporcu kardeşimizin istatistiklerden bahsediyorum, ben genel istatistiklerden bahsediyorum. 17 dakika bir sporcu kardeşimiz topla ancak buluşmuş ve iş etmiş. O da takımın en fazla top yapan sporcusundan gene bahsediyorum. Şimdi 17 dakika koşu mesafelerine bakıyoruz. 10 bin 10 kilometre diyelim 10 bin metrelik bir koşu mesafesi. Bakın bugün Buca Spor'a şeyi koysunlar. Koşan mesafelerini ölçen... E, o, aletlerden e, yaps koysunlar. E, i̇nanın hiçbir tanesi 11'in altına düşmez. Çünkü çok koşan bir takım. Çok koşan bir takıma karşı da... biz... E, en az... top kaybıyla oynarsak... başarılı oluruz. Çok koşan takıma bir de top kaybıyla... çıkarsak... Samsun'da olduğu gibi, o e, orta sahanın kaybettiği... E, toplarla... yediğimiz gollerde olduğu gibi... Buca Spor da bizi zorlar. Onun için zaten teknik eğitimimiz bunun bilinci içindedir. Sporcu kardeşlerimize gereken dersleri, görevleri verirler. Buca maçını ilk etapta Buca maçını almak durumundayız. Buca maçını alırken de hep beraber alacağız. Yani taraftar olarak biz sporcu kardeşlerimiz olarak e, sporcu kardeşlerimiz teknik heyet olarak da gereken vazifelerini yapacaklar. Ondan sonraki takip eden haftalardaki maç maçlar hemen 10 gün içinde 3 maç. Biraz önce söylediğim gibi e, çok dikkatli olmak durumundayız. Dediğimiz gibi e, bir maç iki maç e, kaybetmekle de hiçbir şey değişmiyor. Biz en az kayıpla en az kayıpla şu üç maçı 10 gün içinde oynayacağımız üç maçı çıkartmak durumundayız. Evet, yabancıları da bence fena değil Bucaspor'un. Bucan'ın altyapısından gelen çok genç çocuk. Şey altyapıdan gelen oyuncuları zaten yani Bucaspor artık bu işe ağaçta biliyorsun. Evet. Ayrıca Recep Niyaz var bir de. Fenerbahçe'den gelen ki çok o da bence e, önemli bir Bakın tansizlik. o Fenerbahçe'nin bütün kamplarına katıldı. Ersun Yanal ben yakından Eskişehirspor'dan e, takip eden bilirim. Ersun Yanal e, kamplarda çok çok iyi yüklemeler yapar. Fenerbahçe'nin e, sezon öncesi ki kamplarını gören e, ve Türkiye'nin en büyük yeteneği diye lanse edilen e, bir kardeşimiz Fenerbahçe'den geldi. O bile formayı almakta zorlanıyor. Yani buca ...öyle yabana atılacak bir takım değil. Evet. Peki... E, ...Balıkesir Spor'un siz... ...bu ligde... ...özellikle bundan sonraki o zorlu süreçte... ...zorlu süreç derken işte... ...daha oynamadığımız bir... ...ordu maçı var... ...bir Mersin maçı var... ...bir Urfa maçı var... ...bir Adana maçı var... E, ...bir Ankara maçı var... Yani zorluk seviyesi yüksek maçlar öncesinde. Evet. Balıkesir şu kadrosunun ve şu kadro yapısının... ...bu maçlarda ne gibi bir performans göstereceğini tahmin ediyorsunuz? Balıkesirspor'umuzun Spor'umuzun en büyük avantajı... ...geçen seneki kadrosunu bozmadan, iskelet kadroyu bozmadan... ...ligin bizim PTT birinci ligimizin geçen seneki Bankasya Ligi'nin gerçekten her bölgeye en kaliteli sporcularını alarak iyi takviyeler yaparak geldiler. Kadromuz tecrübeli bir kadro. Teknik eğitimimiz tecrübeli bir teknik eğitim. Şu anki duruma bakarak söylüyorum. Şu anki duruma bakarak söylüyorum. Ha 15 gol atmışık, 5 gol yemişik. Attığımız gol sayı da, sayısı da fazla. Öyle olmasına rağmen forvette tek vuruşlarla gol yapan bir Sanfor'a bizim ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Orta, orta sahada da işte kimi diyoruz? Aykut kardeşimizin bir sakatlığı. Ertuğrul kardeşimizin bir olmayışı, kart cezasından olmayışını düşünelim. Yerine koyabileceğimiz, yerinde görevlendirebileceğimiz sporcu kardeşimizi de hiç görmedik şimdiye kadar. Evet. Yani e, biz hep ilk 11'lerle hep aynı 11'lerle çıkıyoruz. E, mesela bir Mehmetal var. Görmedik Hala hiç. Hala görmedik. Evet. Ki Mehmet da... bence Mem, önemli bir oyuncu. Mehmet Mehmetal Mehmet benim ligde en büyük favorim olduğunu daha önceki söyleşimizde ben söylemiştim. Mehmetal kendine münasır bir sporcudur. E, karakter yapısı da çok sağlam bir sporcudur e, ligimizde çok iyi bilen bir kişidir görmedik dediğiniz gibi Mehmet öyle Sakatlığı olabilir ki e, maç eksiği bir hali de fazla oldu Mehmet alın e, geçen seneye damgasını e, vuran... E, Ali kardeşimiz onu daha e, göremedik e, Göremediğimiz çok. Bizim elimizde iyi bir kadromuz var. Onun için bana e, oynanmadık maçlarımıza da e, Balıkesir'in durumu ne olur, ne yapabiliriz e, derken bizim geniş bir kadromuz olduğu için sadece diyorum bakın şeyde e, pilot santiforda bizde var. E, iki tane e, çok iyi pilot santiforumuz var. E, ama e, tek top vuruşlarında e, böyle e, indirliğini bitirecek pıtır pıtır bir Sant ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ama şu anda maalesef önümüzde öyle bir şansımız yok. Işte Ocağa önümüzde kadar bizde... Oca Ocak ayıdan biz bugünler için söylemiyoruz. Ama Ocak ayına Ocak kadar ayından... da bu köprünün altından çok sular Oca geçecek. Ocak ayında tabi biz Ocak ayına kadar bu durumla gidersek almamız gereken yeri söylüyorum. Tabii çok erken. Ama Ocak ayından sonra da Mayıs ayına kadar lik devam ediyor. Evet, Ocak ayından Mayıs ayına kadarlık e, süreç içerisinde ben çok fazla taşların yerinden oynayacağına inanmıyorum Ligde. Yani diyorsanız şimdi siz bizim şu andaki yerimiz üçüncülük, 18 puanla lider, bir yok, puanla lider. Yok yok, ee, yani ben şunu diyorum yani hani alt sıralardan gelip de bir anda üst sıralara fırlayan veya üst sıralardan tepe taklak aşağı düşen takımlar göremeyeceğiz bu sene, ben iddia ediyorum. Bir 1464 ve yaka için. Şimdi 1461 bir yaka bizim konumuz değil. Onlar kendi dertlerine yansınlar. Yani ben onların bu ligde çok önemli işler yapacağına da inanmıyorum İki takımın. Yani Ocakla Mayıs arasında bu ligde çok değişik bir takım faktörler açığa çıkmaz yani. Şu anda neyse, şu anda zirve mücadelesi veren takımlar neyse yine onlar olur. Ama aralarından kim şampiyon olur bilemem. Ocak ayında yapılacak transferlerin de ben çok aman aman bir fayda sağlayacağına da inanmıyorum. İnanmıyorum. Neden inanmıyorum? Şimdi Ocak ayında niye versin adam sana en iyi oyuncusunu? Ha idare edecek oyuncu alacaksan o da sana fayda sağlamaz. kısacası ben Ocak ayından pek ümitli değilim yani. Evet. Bilmiyorum sen ne diyeceksin. Şimdi ben burada e, Ocak ayından sonraki dönemlerde biliyorsunuz 1 ve 2 direkt çıkıyor Süper Lig'e. E, 3 4 5 6 ve 7'ler de eee playoff oynuyorlar. Bu e, bu takımların beş takımın içinde olabiliriz düşüncesiyle böyle bir tek vuruşlu bir santfora ihtiyacımız olabilir mi diye düşündüm. Böyle bir birisi olsa fena olmaz mı? İşte keşke sezon başında olsaydı. Evet. Şimdi şeyi bu hiç Karakari'yi ilk defa izlediğimiz bilmediğimiz için biz Ali'nin yanına, ben şahsen düşünmüştüm böyle birisini Ali'nin yanına alınır, bir santfor daha alınır, hatta iki santfor alınır diye düşünmüştüm. Ama yeterli kadromuz diye düşünüldü. ve Evet, düşünüldü. Evet, bence diyorum bizim elimizdeki <laughs> mevcut kadromuz bizim ipi göğüslememize de, pilofta e, mücadele etmemize yeter Zeki Bey. Gerçekten yeter. Ama benimki sadece bir ekstra mı diyelim, o ekstra onda da e, teknik heyet zaten takdiridir. Böyle bir şey talebi olursa zaten teknik heyetinde yönetimimiz bunu alır. Evet. Ee, i̇nşallah Ocak ayında sizin dediğiniz gibi bir santrafor alırız. Çünkü yani olması ideal olan yani şu anda şimdi bakıyorsun Karikari ve Alois Türk ikisi de pivoz santrafor ama... Sizin dediğiniz gibi o yani gol vuruşu yapacak bir adam eksikliği belki şu anda işte bu gözüküyor. Aksar'dan gitti. E, Aksar'da geçen sene geldi bir Yunan vardı. Gelecek gidecek. Gekas. Basın e, Gekas. Şimdi gitti e, Gittiği takımda da o tip de böyle bir san sanfor. E, Peki Gekas gittiği takımda ne yapıyor? Takip ediyor musun? E, bu sene e, gitti golünü attı. Bu hafta da iyi yani. Şimdi bak önemli olan GKAS değil. Yani evet. ben şöyle bir şey söylemek istiyorum Akisar'la ilgili. Şimdi GKAS geldi burnunu oynattı Akisar'ı kümede bıraktı. Ve evet. e o zaman GKAS gitsin Galatasaray'ı şampiyon yapsın. Gitsin Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi kupasını aldırsın. Ya böyle bir şey var mı Yok yani? öyle bir şey değil. Benim söylediğim azadan o değil. Şimdi bak. G Gek, Keramet Gekas'ta değil. Evet. Keramet Akisar Belediye Spor'da. Al. Bu sene işte bir tane daha oyuncu aldılar. Yabancı. 150 bin avroya. Dünya kadar gol attı şu ana kadar Süper Lig'de. Yaptığı asistleri saymıyor. Evet. Demek ki Keramet Gekas'ta değilmiş. Akisar şu anda kötü durumda mı ligde? Hayır. Çok iyi durumda. İyi durumda evet. Ya yani ondan 10 on kat para harcayanların üstünde. Evet. 10 kat paralayanlar yeniyor. Yeniyor. <laughs> ya yani şimdi Keramet Kasta değil. Demek ki bir şeyler yapılıyor orada. Demek ki birileri bir şey yapıyor orada. Demek ki biri bir tuğla koyunca onun üzerine o tuğlalar Ard arda diziliyor. Bir şeyler yapılıyor. Gekas mekas falan sadece o yemeğin garnitürleri. Hamza Hoca orada bir şeyler yapıyor ki. Biz şöyle olaya geniş açıdan baktığımız zaman orada Gekas'ı değil başka şeyleri konuşmamız lazım aslında. Tabi tabii. Şimdi orada bu Hamza Hoca'nın varlığı tartışılmaz. İşte Galatasaray'ı bıraktı gitti milli takım başına Fatih Hoca. Yardımcısı olarak e, e, Hamza Hoca'yı istedi. E, tabii ki oradaki en büyük faktörün... Hamza Hoca olduğunu biliyorum. Ben... Oyuncu stili olarak... O tipte... E, o stilde... E, bir santraforun... Balıkesir'e çok yakışacağını söyledim. Evet. Gekas e, <laughs> tipinde bir santrafor... Balıkesir Spor'a çok yakışır. İşte o tipte bir santrafor herkese yakışır aslında. Bir de onun gencine bulacaksın. Evet. Sadece balık ispara değil, bütün takımlara yakışır yani. Değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> önemli olan, önemli olan, karışımı yaparken, bütün o maddelerden, hepsini orantılı bir biçimde o tüpün içine koymak. Evet. O tüpün içine, mesela diyelim ki, herhangi bir kimyasal maddeyi, ...eksik ya da fazla attığınızda o tüp patlar gider. Çok e, adeta böyle bir kuyumcu terazisiyle tartıp ölçüp biçip o yapılanmayı ona göre yapmak lazım. Zaten bu sezon başındaki yönetimin yaptığı transferlere bakarsanız, hoca ile devam kararına bakarsanız, eldeki mevcut çekirdek kadroyu tutmaya bakarsanız, yönetim de sizin tarif ettiğiniz e, duruma e, çok uygun hareketler ediyor. Şimdi biz burada sadece e, bir çilek olsun istiyoruz. Yani istemeyelim bir çilek. O hayır, hayır. Hayır. Yönetimimizden... çilek işte ocakta evet. yapılması evet. lazımdı bence. Çünkü dolu kadro yapısı biz kötü demiyoruz. Mayıs'ta yani yani sezon başında yapılması. Tabii. Evet. Kadro yapısı kötü demiyoruz. Bak şampiyon olmuş, başarılı olmuş bir kadrodan beş tane oyuncu şu anda banka oynuyor. Değil mi? Evet. Tamam. Çok güzel bir hadise. En azından istikrar korundu. İsmail Ertekin geldi bu takım şampiyon yaptı. İstikrar adına tekrar bu takımın başında kalması gerekiyordu. Doğrusu olan oydu. Kaldı. O da doğru bir davranış. Fakat kritik bir iki noktada sizin dediğiniz o çilekleri biz yapabilseydik şu anda başka şeyler konuşuyor olurdu bütün Türkiye. İşte onu yapabilmek için de sadece belli bir kesime bunu bırakmamak lazım. Şu anda belediye başkanımız İsmail yok. Ok, başkanımız ve kulüp başkanlığı üstlenen başkan yardımcımız Tuna başkanımız. Gene başkan yardımcısı hocamız, sevgili hocamız onlar bu belediyenin üzerine bırakmamak lazım yani bu işi de. Balıkesir olarak da... ...bu... ...işte kalkacak iş adamlarından bir tanesi bu çilek de benden diyecek. Niye demesin yani? Yani ille... ...hepsini Balıkesir Sporu... ...yükünü... ...Balıkesir Belediyesi'nin üzerine... ...Balıkesir'de çok daha vasifeleri ağır olan kişilerin üzerine bırakıp... ...ekonomik gücün tamam onlar gene ...koştursunlar ama... ...ekonomik gücünü de bırakmak... ...bana göre doğru değil. Burada... Ee, Balıkesir'imizin Balıkesir'imizin, Balıkesir Spor Camiası'na e, çilek borçları var. Yani Çilek diyorsak o borçları da yapsınlar ödesinler. Ben bilmiyorum ara transferde yapsınlar, ocakta yapsınlar, e, takip eden Mayıs'ta yapsınlar ama yapsınlar. Ki e, biz bir camia olduğumuzu, bir şehir olduğumuzu, artık bir kent olduğumuzu e, bütün herkese e, ispatlamalıyız. Yoksa e, burada büyük fedakarlıklar yap, yapıyorlar, bakmayın işte... İsmail Başkan bir maça gitmedi, yönetim bir maça gitmedi. Belki 3-0 diyoruz. E, Bunun da şeyi olabilir, moral motivasyon çok önemlidir sporcuda Biz... ...kartımız düşük düştü dedik. E, devamlı kartımız yukarıdaydı dedik, lideriz dedik. Ama... ...sporcu... E, ...baktı kulübeye... ...işeğe, e, otel, e, lo, e, lobide... yönetisini görmedi, başkanını görmedi, yönetimini göremedi hangi sebepten gitmediler bilemiyorum ama tabii ki bayram olabilir. Çünkü belediyenin bayramda pek çok şeyleri var. E, bu yöneticilerimizin herkesin bayramda çok işi var. Gideceği geleceği yerler var. E, i̇lk defa da böyle bir e, maça gitmediler. Ve e, bundan sonra giderler ama ben e, İsmail Başkanım'ı zannetmiyorum. E, yönetimimizin, Tuna Başkanım'ın bundan sonraki maçlara Önemli bir e, mazeretleri olmasa giderlerdi. Ben hasta hasta gittiklerini biliyorum. Ee, o da olabilir. Bakın biz e, sebepler arıyoruz. Yani e, mo e, takıma e, motivasyon e, bu önemli bir sebeptir. Çünkü balık Balıkesir Spor bu zamana kadar yönetimimiz hiç fire vermeden gitti. Bütün maçlarına gitti. Fire vermeden. E, şimdi bu maçta e, tek yöneticimiz götürmüş. Ee, bunu e, bilmiyoruz gazeteden e, gazetelerden, basından e, öğrendiğimiz kadarıyla. Muhakkak önemli sebepleri vardır. E, bundan sonraki deplasmanlarımızda gene hep beraber olurlar onlar. Ve e, biz alnımızın akıyla diyoruz ya, e, ilk iki çıkacak, e, ondan sonraki beş. Bunu ben e, taraftarlarımızı galyana e, getirmek için falan söylemiyorum. Ben gönlümdekini söylüyorum içime doğanı söylüyorum. Biz iki de değil, biriz. Bizden sonrakiler sıralansınlar. Bizi de ilgilendirmiyor. Ben öyle diyorum ee, Zeki Bey. Bunu da e, istiyorum. Çünkü benim e, hakkım, ben sporu seviyorum. Futbolu çok seviyorum. Ben e, birincilikte, ligde, süper ligde Balıkesir sporumuzu görmek istiyorum. Ben burada e, işte Avrupa'da e, mücadele etmek istiyorum. Ee, ...Balıkesir sporumuzu Avrupa'nın takımlarının gelmesini istiyorum. Süper Lig'de... ...Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ise eğer... ...ben Eskişehir'im, Eskişehir sporumu burada ağırlamak istiyorum, misafir etmek istiyorum. Bu benim en tabii... E, ...sporu, futbolu çok seven... E, ...bir spor adamı olarak... ...hakkım. Onu sen Eskişehirli değilsin ama. Ben Eskişehir Yok. balık Eskişehirliyim, Balıkesir sporluyum. Eskişehirli değilsin sen. Nereliyim ben? Şimdi bak Evliya Çelebi'ye sormuşlar. Hı. Sen nerelisin demiş. Demişler. <laughs> Vallahi daha ben bekarım demiş. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Onun için sen Eskişehir'li değilsin. Tabii, benim ben 1975 yılında geldim. Yani 38 senedir diyeyim. Tabii ki Balıkesirliyim. Balıkesir sporluyum. Bir kere Balıkesir damarız. Onun için ben e, daha madem evli... Balıkesirlilerin abisiyim ben. <laughs> Kardeşiyim. Evet. Deki Beyciğim e, göreceğiz inşallah. Benim gönlümden balıkesirspor Balıkesir Sporu bu sıralamada hep bir diyorum. Bir, bir biz de ondan sonrakiler sıralansın. E, tamam. öyle istiyorum ve olacak. <laughs> bu hafta i̇nşallah bu hocam açıyla taraftarımız daha çok sahip çıkarak hepimiz bütün kent olarak bu takıma daha çok sahip çıkarak daha çok arkasında durarak e, tekrar Balıkesir Sporumuzu ligdeki o başarılı günlerine döndüreceğiz. İnşallah. Buca maçı ile birlikte. Ondan sonra işte Ordu, Mersin, Urfa gibi büyük maçları bu kent çok oynadı zamanında. Evet. Yani o maçlarla ilgili bir endişe yok. Yok. Benim İşim kendi şahsımı yok. Bende de yok. Çünkü biz çok oynadık o maçları. Evet. Zamanında çok deplasmanlarda Kayseri Sporu, Diyarbakır Sporu yani Eskişehir ara, Sporu. <laughs> <Eskişehir> sporu <laughs> evet. Açık ara yendiğimiz maçları da biliyoruz. Evet. Yani Balıkesir Spor yıllardır bu liglerde nasıl bir takım olduğunu zaten herkese gösterdi. Bundan sonra da gösterir. Ya işte Ordu'ymuş, Mersin'miş, Ankara'ymış falan yani çok önemli maçlar değil bence. Siz Önemli olan evet. Önemli olan balık sporun balık spor gibi oynaması ve sahaya balık Esir spor gibi çıkması. Şimdi siz bana e, dediniz e, ama değil balık esirlisiniz Evliya Çelebi şey yaptınız. Bundan ben 1975 senesini e, bir anıma anlatayım. Balıkesir birincilikte Balıkesir Spor Eskişehir Spor maçı var. Eskişehir deplasmanına gittik. Biz kapalı türbünün sol tarafında misafir takıma yer vermişler. Bütün Balıkesir sporlar orada. Ben de bütün malemi arkadaşlarımı hepsini organize ettim. Ve Balıkesir spor türbünlerine geldik oturduk. Orada arkadaşlarım maçtan sonra 1-0'da yendik. Nail'in rahmetli oldu. Nail'in golüyle 1-0 yendik. Zaten deplasmanda aldığımız tek galibiyettir o, 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 o sene. O sene de küme düşmüştük. Ee, sen artık Balıkesir'li olmuşsun kardeşim dediler. <laughs> o zaman bana bunu evet. e, demişlerdi 75 senesinde ki <laughs> ben e, o 70 75 76 sezonu ben bir daha 1 1 2 senelik falan Balıkesir'liydim. Sen dediler Balıkesir'li olmuşsun. Evet. Şimdi tabii e, biz Balıkesir'i seviyoruz. Ben Balıkesir'i çok seviyorum şahsıma. Onun için de her türlü e, şeyimiz olmasına rağmen imkanlarımız olmasına rağmen, Balıkesir'de beni de bağlayan herhangi bir şey olmamasına rağmen, bayram tatilinde işte Eskişehir'de geçirdim ben. Ee, Eskişehir'i e, sorarsanız bana göre Türkiye'de 1, 2, 3, onlar da ondan sonrakiler de sıralansın. Şehir her bakımdan şehir olarak. Ama Balıkesir'imizde inşallah hem öyle Eskişehir'e örnek al, e, alacak bir şehir, e, hem de Eskişehir Spor taraftarını, bakın özellikle söylüyorum Eskişehir Spor taraftarını örnek alacak bir şey. Elimde benim imkanım olsa Eskişehir'le Balıkesir'e ben kardeş takımı yapacağım da. O fırsat da geçmişti. Ama bir, o dönemdeki yönetici arkadaşlarımız pek istemediler. Biz, e, ben menajerlik yaptığım dönemde e, Eskişehirspor'un işte kadrosunun dışında olanları, 35-36 kişilik sezon öncesi kadrosunun dışında olanları o zaman Rıza Bey hocamız Eskişehir Spor'un başındaydı. Verebiliriz dedi, ben rica ettim ondan. Transfer komitesi. öyle mi? Hı -hı. Hı -hı. mi? Evet. Transfer komitesindeydim ben o zaman da Eskişehir Spor'un. Ve böyle veririz dedi, hiç şeysi yok dedi ama... Olmadı yani o zaman. Keşke olsaydı da kardeş takım olsaydı. Evet. Peki sevgili seyirciler... Öncelikle cumartesi günü oynanacak Buca Spor maçına herkesi... Yine Balıkesir Atatürk Stadı'na bekliyoruz. Balıkesir Spor inşallah Buca Spor'u devirerek tekrar belki de Lider. ait olduğu liderle Lider. tekrar yükselecek. Biz buna inanıyoruz. Cumartesi Atatürk Stadı'nda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.